Sevgili seyirciler, bu akşam stüdyolarımızda bir konuğumuz var. Saadet Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sayın Erol Belen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, seçime az bir süre kaldı. Seçim çalışmaları hızla devam ediyor. Nasıl gidiyor diye soracağım ama genelde böyle başlıyoruz sohbete seçim söz konusu olunca, ama sizle başka bir soru sorarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Evet. Çok ilginç bir durum var. Bana ilginç geldi en azından. Yaklaşık 2 yıl önce siz Üsküdar'da hane hane böyle dolaşıp datalar adeta topladınız. Bir çalışma yaptınız, tarama yaptınız, seçmen çalışması yaptınız. Bunun amacı neydi ve ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Evet, öncelikle tabii teşekkür ediyorum. Biz 2012 yılında 10 aylık bir zaman zarfı içerisinde yaklaşık 33 mahallemizin çoğunluğunu taradık. Tabii burada amacımız özellikle Üsküdar'da belediyecilik yönünden önümüzdeki seçimi de göz önünde bulundurarak belediyenin eksiklikleri, insanların eksik gördükleri, mahallelerimizin özellikle sokaklarımızın problemleri, belediyenin bu noktada insanlara ne kadar ulaşıp ulaşmadığı, aynı zamanda insanlarımızın hakikaten kimin ne ihtiyacı olduğunu öğrenmek için kapı kapı, hane hane yaklaşık 100 binin üzerinde haneye ulaştık. Tabii bunların bilgisini tuttuk, datasını tuttuk. Elimize geçen neticede tabii ki bu da bize seçime de faydası oldu. Çünkü hangi sokağın neye ihtiyacı var, bunu direkt biz kendimiz öğrendik. Yani bir anlamda aslında siz seçim çalışmalarına 2 yıl önce mi başlamış oldunuz? Tabii 2 yıl önce başladık. Evet, çok erken başladık. En erken başlayan da biziz zaten. Çok güzel. Peki şimdi sanıyorum Üsküdar'da en genç belediye başkan adayı da sizsiniz. Gözler daha çok tabii sizin üstünüzde böyle olunca. 30 Mart'ta Üsküdarlılar sizi belediye başkanı seçerse ilk icraatınız ne olacak? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, Üsküdar'ın en genç belediye başkan adayı benim. Yaklaşık 120 tane projemiz var. Ama bu projelerden ziyade bir genç olarak da beni özellikle daha doğrusu toplumumuzu yoğun şekilde yaralayan bir yaramız var. Özellikle Üsküdar'ın bir yarası var. İnşallah nasip olursa 31 Mart sabahı eğer seçildikten sonra şahsım olarak bu projelerin haricinde ilk yapacağım iş Üsküdar'da uyuşturucuya el atmak. Şöyle bir bilgi geçti elimize, şifayen Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bir bilgi. İstanbul'un biliyorsunuz 39 tane ilçesi var. Evet. Bu 39 ilçenin içerisinde maalesef Üsküdar 8. sırada. Oo. Ortaokul 2 düzeyinde 8. sıradayız. Çok acı. Biz şu an diyoruz ki evet, gençler bizim geleceğimiz. Gençler bizim geleceğimizin teminatı diyoruz. Ama maalesef işte gençlerimize yapılan herhangi bir yatırım yok. Ve siz de çok iyi biliyorsunuz, çok yakın zamanda 3-4 gün önce Üsküdar'da meydanda 75 kilo bir bonsai denen illet yakalandı. Maalesef. Bu da işin ne kadar çığırından çıktığını ve özellikle biz belediyecilik anlamında bu kardeşlerimize, genç kardeşlerimize nasıl sahip çıkarız? Tabii bu yönde Üsküdar Belediyesi'nin şimdiye kadar attığı bir adım da yok. Özellikle gençlerin bir araya gelmesi zaten biliyorsunuz sporla oluyor. Spor onları en azından bir yere topluyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. İnşallah nasip olursa ilk hedefim o genç kardeşlerimi o illetten kurtarmak. Ve onları inşallah spor çevresinde bütünleştirerek, Üsküdar'ımızın da bir stadı yok. Nasip olur da belediye başkanı olursak inşallah en kısa zamanda nereye bir stat yaparız, yerini tespit edeceğiz. Ve hemen onlara inşallah bir stat yapıp en azından sporla onları bu kötü illetten uzaklaştırmayı düşünüyorum. İnşallah. İlk hedefim bu. İnşallah. Yani ilk projeler çocuklar ve gençler üzerine. Evet. Şimdi benim önümde bir kitapçık var bu projelerinize dair, yapacaklarınıza dair. Evet. Oldukça da fazla proje gözüküyor burada. Dilerseniz başlayalım. Başka neler var projeleriniz arasında? İzleyicilerimize, seçmenlere bir anlamda aktarmış olalım. Evet, biz Üsküdar'ı ikiye ayırdık. Üsküdar'ın sorunlarını ikiye ayırdık. Çünkü Üsküdar'da bir entelektüel sorunlar var, bir de real sorunlar var. Entelektüel sorunlar genelde okumuş yazar takımı dediğimiz insanların özellikle Üsküdar'da meydan trafiğidir, ulaşımıdır. Bu tarz
gündemde devamlı yazılan, çizilen problemler var. Ama onundan ziyade Üsküdar'ımızın en büyük problemi imar problemi. Çünkü vatandaşımızın, yani Üsküdarlı'nın yoğun yaşadığı bölgelerin çoğunluğunun imar problemi var. Tabii biz defaatle yıllardır aynı şeyi tekrarladık. Ama 10 sene, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz bu 10 sene şunu bize gösterdi. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, hükümet de, kurum ve kuruluşlar da aynı partiye bağlı olmasına rağmen maalesef Üsküdar'ın imar problemi çözülmedi. Ve biz de çözülmeyeceğini söyledik. Neden? Bu bir Boğaz Kanunu diye bir kanun var. Ve bu kanun sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değişmesi gerekiyor. Bakın, bu hiçbir belediye başkanının yapabileceği bir şey değil. Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa değişmeden buraların imar probleminin çözülmeyeceğini biz söyledik. Tabii bu 10 sene özellikle Üsküdarlılarımız için de bir delil oldu. İspatlamış oldu. Yani hükümet de olsa bunu çözemiyor. Ama tabii biz özellikle her seçim döneminde söylediğimiz alternatif bir şık var. O da yeniden parselasyon yapılanmasıdır. Tekrar hissedarları azaltmaya yönüne gitmektir. En azından bir nebze oralarda yaşayan insanlarımızın mağduriyetlerini kısa vadeli çözme yöntemidir. Ama bu işin kalıcı çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kanunun değişmesi şart. Bunun dışında bizim tespit ettiğimiz maalesef bazı daha gerçekler de var. Özellikle bu televizyonlarda seyrediyoruz, yaşlıların telefonla dolandırılması. Evet, çok sık oluyor maalesef. Evet, Üsküdar'ımız kaçıncı sırada? Beşinci sıradayız. Biz bu seçimde inşallah insan odaklı, bütün projelerimizi tamamen özellikle Üsküdar'da yaşayanların daha rahat ve daha refah bir şekilde yaşamalarını sağlamak için projelerimizin tamamını ona ayırdık. Özellikle yaşlılar için huzur büroları projemiz var. Yapacağımız bir sosyal doku tespitinden sonra yaşlıları tespit edip onlara her türlü imkanı sağlayacağız. Eleman görevlendireceğiz. Hatta yurt projemiz var. Üsküdar'da üniversite öğrencilerine yurt yapacağız. Ve oradaki arkadaşlara gönüllülüğe bağlı olmak üzere diyeceğiz ki burada iki tane çiftimiz var yaşlı. Haftada bir gün gideceksiniz. Ne gerekiyorsa. Temizlikse temizlik. Yemekse yemek. Sohbetse sohbet. Elektrik faturası ise elektrik faturanızı yatıracaksınız. Bunun karşılığında da Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu yurtta bedava kalacaksınız. Bu aynı zamanda yaşlı nesille genç nesilde birbiriyle bir araya getirme projesidir. Tabii. Bunların haricinde İstanbul'a değer katacak yeni projelerimiz var. Bir seyir kulesi projemiz var. Şöyle göstereyim ben. Nereye göstereyim? Görülüyor herhalde. Evet, şu kamera alıyor herhalde. Seyir kulesi projemiz var. Bildiğiniz gibi bu projeden İstanbul'umuzda hiç yok. Evet. Biz inşallah nasip olursa bunu küçük Çamlıca'mıza bir seyir terası yapıp, seyir kulesi yapıp 360 derece dönebilen, içinde sosyal donatıları olan restoranı, kafesi. Belediyeye bağlı olarak çalışacak tabii. Tabii, belediyeye bağlı olarak çalışacak. İnsanların farklı yerlere, farklı ilçelere gitmesini engellemek için Üsküdar'ımızı bir cazibe merkezi yapacağız. Bunun haricinde bir deniz akvaryumu projemiz var. İlginç. Evet, bu esasında en ilginci de bu. Herkes deniz akvaryumunu dışarıda yapar. Biz inşallah nasip olursa, biliyorsunuz Üsküdar'ımız da sahil yönünden İstanbul'da sahil şehirde en uzun olan ilçemiz Marmara'ya. Biz inşallah nasip olursa bu projeyi Çengelköy'e cam fanus olarak denizin içine bir akvaryum yapacağız. Ve bu akvaryumun içinde yine aynı sosyal donatılar olacak, gezinme alanları olacak. Tek farkı denizin altından boğazı seyredeceğiz. Yapay bir akvaryum değil yani. Yok, tamamen doğal. Tamamen doğal bir akvaryum yapacağız. Bir de bildiğiniz gibi bizim Üsküdar'ımız özellikle bu son yıllarda üniversite sayımız çoğaldı. Özellikle şu an Üsküdar'da 6 tane üniversitemiz var. ve yaklaşık 12 tane de fakültemiz var. Maalesef yeterli bir kütüphanemiz yok. İstanbul genelinde de yok. Evet, biz tabii bu konuya değindik, düşündük nasıl bir şey yapalım. Karşımıza şöyle bir şey çıktı. Dünyada bir tane var bunun örneği. Biz inşallah nasip olursa Altunizade'ye
kazandığımız zaman dünyada ikincisi olacak bu. Dev bir kültür vadisi düşünüyoruz. İçinde yaklaşık 12 milyona yakın kitabı olan, sosyal donatı alanları olan, kafesi, restorantı, dinlenme alanları, parkı, bahçesi, özellikle tekli çoklu konferans salonları, etüt salonları ve ayrıca yaptığımız araştırmada gördük ki en fazla üniversite öğrencilerimiz de bayanlarımız. Öyle mi? Evet, bayanlara yönelik kapalı spor salonu, yüzme havuzu koyacağız. Çok güzel. Ve bunun bir diğer farklı özelliği de barınma imkanı olacak. Yani oraya arkadaşımız, bir üniversiteli gencimiz gittiği zaman 24 saat açık olacak. Sabah girdiği zaman istediği kadar kalabilecek orada. Hiç zorluk çekmeden. Tek koşulu öğrenci olmak mı olacak? Tabii. Tek koşulu öğrenci olacak. Çok güzel. Bir diğer projemiz de inşallah nasip olursa, herkes tabii istimlaklarla yıkmaya çalışıyor ama biz yıkmadan bir proje yaptık. Özellikle Üsküdar'da iskelemizle Kuşkonmaz Camii diye tabir ettiğimiz camimizin arasında bir boşluk var. Ve biz inşallah nasip olursa oraya camdan tamamen demir üzerine kurulmuş kültür ve sergi merkezi yapacağız. Aynı zamanda orayı bir Ramazan çadırı olarak kullanacağız. Çok fonksiyonel bir yapıya sahip olacak. Boğazın görüntüsünü de bozmayacak. Tarihi dokumuzu da bozmayacak. Aynı zamanda da Üsküdar'a bir değer katacak proje. Bunu da inşallah nasip olursa Üsküdar'ımıza kazandıracağız. Çok güzel. Evet, projeler gerçekten güzel, değişik. Çok birbirine yakın, benzer aslında projeler duymaya alışmıştık ama farklı sizin projeler farklı geliyor kulağa. Ben de şimdi şunu sormak istiyorum. Malum tabii 30 Mart'ta yerel seçime giriyoruz ama biz sanki genel seçim havasında geçiyor. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Öyle görüyorum, öyle gözlemliyorum, öyle hissediyorum. Mesela bu seçim çalışmalarında bile genel başkanların fotoğrafları var her yerde. Evet, sanki evet. Bir genel seçimmiş gibi ama Saadet Partisi pek bunu tercih etmemiş. Neden? Evet, biz bunu tercih etmedik. Esasında soru için de çok teşekkür ederim. Yani burada özellikle Üsküdarlılar için de bir, İstanbul için de bir bilgilendirme olur. Tabii bildiğiniz gibi bu bir yerel seçim. Yerel seçimde kendimize hizmet edecek belediye başkanını seçeceğiz. Yani Üsküdar'a bir başbakan veyahut da bir genel başkan seçmeyeceğiz. Üsküdar'a seçeceğimiz başkan bize hizmet edecek başkan. O yüzden biz hiçbir yere genel başkanımızın fotoğrafını asmadık. Tamamen astığımız kendi fotoğrafımız, kendi projelerimizi astık ve kendi sloganlarımızı astık. Tabii burada önemli olan bir nokta da şu. Burada özellikle Üsküdarlıların, İstanbulluların şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu seçimlerde hükümeti seçmeyeceğiz. Evet. Hükümet de değişmeyecek. Başbakan da değişmeyecek. Evet. Devlet şu an belediyelerde çalışan hiçbir arkadaşım, hiçbir memur arkadaşım, işçi arkadaşım işinden olmayacak. İşi de değişmeyecek. Evet. Sadece Üsküdar'ı yönetecek, kendisine hizmet edecek bir belediye başkanı seçecek. Biz bu yüzden, evet diğer partiler genel seçim havasında gidiyor. Ama biz her zaman olduğu gibi adil bir şekilde projelerimizi halkımıza sunuyoruz. Özellikle yapacağımız işlerin sloganlarını, hizmetlerin sloganlarını pankart halinde her tarafa asıyoruz. Ki bunun bir yerel seçim olduğunu, belediye başkanı seçeceğimizi herkes hatırlasın diye. Peki Sayın Belen, şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Buradan Üsküdarlılara söylemek istediğiniz, benim sormayı unuttum, sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Vereceğiniz bir mesaj var mı? Onları da alalım. Evet, biz Saadet Partisi olarak özellikle 1994 ve 2004 yılları arasında Sayın Yılmaz Bayat Bey'le Üsküdar'da 10 yıllık bir hizmetimiz var. Tabii şu an gezdiğimiz zaman da görüyoruz ki hakikaten herkesin de teveccühünde bu. Üsküdar'a 10 yıl, 2004 ile 2014 yılı arasında kaldırım taşı, asfalt, elektrik direğinden başka insanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hiçbir şey yapılmadı. Biz tabii özellikle bu noktada şu an hali hazırda her akşam yaklaşık 85 kişilik bir ekiple kapı kapı, hane hane dolaşıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 25 mahalleyi bitirdik.
87.350 haneye ulaştık. Tabii biz ulaşırken hem kendi broşürümüzü hem kendi projelerimizi anlatıyoruz. Tabii ki karşımızdaki kapısını çaldığımız insanlar da bize oyumu şuraya vereceğim, size vereceğim buyuruyor. Ama biz özellikle insanlarımıza Üsküdar'da hizmet edecek kişinin, hizmet talebi olan kişinin size proje sunmasını talep edin istiyoruz. Tabii geldiğimiz noktada kendimiz de bir anket yapıyoruz. Tabii. Anketlerimiz aşağı yukarı tutuyor. Nasıl onu çıkıyor? Onu da söyleyeyim. Yani şu an yaptığımız ankete göre yaklaşık 250 bin seçmene ulaştık takriben. Çünkü 87.350 haneye ulaştık ama içinde kaç tane seçmen var bilmiyoruz. Takriben 250 bin seçmen ulaştık. Yalnız tabii burada bize gelen sonuçların içerisinde en ilginci de şu, Üsküdar tarihinde ilk defa gördük böyle bir şey. Yaklaşık işte %26.3 civarlarında CHP, %24.2 biz çıkıyoruz, %21.1 civarında AKP çıkıyor. Ama burada işte ilginç olan nokta şudur. Özellikle muhafazakar kesimde yaklaşık bir %19 bandında tamamen kararsız seçmenimiz var. Evet, o kararsız seçmenler de aslında çok büyük bir önem taşıyor. Taşıyor, evet. Mutlaka. Biz de inşallah bu kapı kapı çalmalarımızla her akşam onlara ulaşmaya çalışıyoruz. O seçmenimize ulaşmaya çalışıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Herkes Milli Görüş Belediyeciliğini zaten biliyor. Özellikle şeffaflığımızı biliyor. Rüşvet asla olmayacağını biliyor. Adil olacağımızı ve partizanlık, özellikle 10 sene içerisinde yapılan partizanlığı ben şahsen ilçe başkanı olduğum için daha iyi biliyorum yapılanı. Partizanlık yapmayacağımızı herkes biliyor. Adil bir sosyal paylaşım olacağını Üsküdarlımız biliyor. O yönde de tercihlerini kullanacağını düşünüyorum. Buradan da bir kez daha hatırlatmış olduk diyorsunuz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlısı nesi olsun diyelim İnşallah. Üsküdar için, sizler için. İnşallah. Çok sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Saadet Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sayın Erol Belen bizimle birlikteydi bu akşam.